İnşallah bu buradaki son görüşmemiz olur. İnşallah abi, inşallah. Merhaba. Memur bey, Kerim'e bir iki dakika izin verir misiniz? Ne için abi? Kimse burada vaktini boşuna harcamasın. Benim peşime ulaşmaktan da vazgeçsin artık. Ne şimdi ne de çıktıktan sonra kimseyi görmek istemiyorum etrafımda. Benim son sözüm bu. Abi ben de gidip şu emanetten telefonlarımızı alayım. Merhaba. Merhaba. Yani biz de sizle hep böyle bu tatsız ortamda karşılaşıyoruz. Maalesef. Duruşma tarihi belli olmuş. Ha, takip ediyorsunuz. Adım adım. Bütün gelişmelerden haberim var. Büyük bir ihtimalle tutuksuz yargılanacak. Öyle görünüyor. Bakalım tabii duruşmada bir aksilik olmazsa. Oğluma ve eşine nasıl sahip çıktığınızı biliyorum. Bunun için size çok teşekkür ederim. Onlar benim ailem gibi oldu artık. Yardımınıza ihtiyacım var. İşte Kerim'in tutumunu görüyorsunuz. Onun için bir şeyler yapabilirsem kendimi iyi hissedeceğim. Sizin vekalet ücretinizi ben ödemek istiyorum. Ya yok, biz o konuyu kendi aramızda halledeceğiz. Bu hiç önemli değil. Lütfen izin verin. Ama bu da Kerim'in inisiyatifinde bir konu. Yani lütfen beni anlamaya çalışın. Yani Kerim'in kabul etmeyeceği bir şeyi ben yapamam. Yani sizi çok iyi anlıyorum ama siz de beni anlayın. İyi günler. İyi günler. Ne diyor? Kerim ne söylerse söylesin vazgeçecek gibi görünmüyor. Duruşma tarihini de öğrenmiş. Abi duruşmaya gelirse Kerim'i çok kötü etkiler o ya. Bilmiyorum vallahi. Yani Kerim'e de bir şey söylenmiyor ki. O da kendine göre haklı ama adam da hiç vazgeçecek gibi değil. Kendini affettirmeye kararlı. Adam haftada en az iki kere geliyor. Görüşe çıkmıyor bizimki. O kadar sıkıştırıyorum, hakkında konuşmuyor da hiç. Konuşturmasını bilmiyorsun demek. Herif Ketum, benim de kabahatim var. Bunca zamandır güvenini kazanamamışsın. Senin kabahatin o. Adam nasıl bir şey peki, gördün mü hiç? Timur görmüş, revire giderken koridorda. Kerli ferli facası yerinde bir herif diyor. Kerim'i küçükken terk edip gitmiş, neden şimdi birdenbire ortaya çıktı ki? Neredeymiş, ne yapıyormuş, Kerim hiç mi bir şey bilmiyor? Öğreneceğim, merak etme. Dikkat et, şüphelenmesin senden. Sefer denen bir salak var. Her maydanoz şansımıza. Ona taktık ancayı. Sizin adamınız o zannediyor. Yavaş yavaş kıvama geliyor. Kapışmaları yakındır. Bir şey öğrenemiyorsun, o işi becer bari. Uğraşıyorum ama benim dava ne olacak? Tutuklu mutuklu girdik buraya ama hüküm gitmeyelim. Korkma, bizim çocuklar peşinde iş. Yani terse bir durum olmasın da. Olmaz, olmaz, merak etme. Duruşma tarihini bilerek uzatıyoruz. Hüküm giymeden çıkaracağız seni. Gözlerindeki öfke hiç eksilmemiş. Beni ilk gördüğü günkü gibi taze, canlı. Umudunu kaybetme. Uçağı da anca yetiştiririz, ucu ucuna. İstanbul'dan bir haber var mı? İlhan senin için randevu alacaktı işte bugün. Akşam her şey belli olur. Duruşma haftaya perşembe. Burada olmam şart. Merak etme. Burası. Adam geldi, Reşat Bey'e hemen haber ver. Nereye hazırladın sen? Reşat Bey odasında görüşecek. Onlar toparlanana kadar salona al hiç olmazsa. Hemen haber ver, hadi. Buyurun efendim.
geldiniz. Reşat Yaşaran. Fahrettin Ilgaz. Aytara Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar. Memnun oldum. Bunlar da diğer ortaklarımız. Erdoğan Yaşaran, Selim Yaşaran. Çok iyi. Görmek istediğim herkes burada. Olması gerektiği gibi. Buyurun. Türkiye'ye yeni geldiğinizi duydum. Neden ilgileniyorsunuz bizimle? Yakın zamanda yaşananlar dikkatimi çekti. Çok güçlüyken hızla bu gücü yitirmeye başladınız. Rakiplerimiz bizi yıpratmak için fazla üstümüze geldiler. Nasıl bir süreçten geçtiğinizi çok iyi biliyorum. Belki ben çok uzaktaydım ama kalbim burada atıyor. Çünkü sevdiklerim burada. Şimdi de bana ihtiyaç duyulacağını hissettiğim için buradayım. Şu sıralar birçok yabancı şirketle irtibat halindeyiz. Stratejik bir adım atmadan önce şirketimiz için en güvenli ortağı seçmeye çalışıyoruz. Bu arada dondurduğumuz projelere de tekrar konsantre olduk. Özellikle İzmir'deki rüzgar enerjisi tesisleriyle ilgili bakanlıktaki pürüzler hallolmak üzere. Piyasada rakibi olmayan çok büyük yatırımlarımız söz konusu. Biz bunları gizli tuttuğumuzu zannediyorduk ama özellikle Balkanlarda bundan haberdar olan şirketler çıktı ortaya. Birçok teklif de geldi onlardan. Tabii karar vermekte zorlanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Boşuna yorulma istersen. Efendim? Boşuna çeneni yorma diyorum Reşat Yaşar'ın. Fahrettin Bey. Şirketin zerre kadar ilgilendirmiyor beni. Oğlum için buradayım. Oğluma yaptıkların hesabını sormak için. Senden, oğlundan, yeğeninden hesap sormak için. Fahrettin Ilgaz. Evet, Kerim'in babasıyım. Kerim yalan söylüyor. Kes! Yaptığınız bütün şerefsizliklerden haberim var. Ve seni çok iyi biliyorum Reşat Yaşar'ın. Sen sadece paran kadar varsın. Yeter artık. Ben güvenliği çağırıyorum. Çağır bitsin şu rezalet. Buraya hesap sormaya geldim. Ve tüm hesapları teker teker kapatmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Kerim artık yalnız değil. Oğlumun yanındayım bundan sonra. Oğlun senin yüzünü bile görmek istemiyor. Bize ne hava atıyorsun be? Yaptıklarınız cezasız kalmayacak. Bundan sonra bir şey yaparsanız da yandınız. Çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Allah kahretsin. Şimdi bir de bununla uğraş. Abi o bizim yerde yiyelim yemeği. Tamam. Arka arkaya gideriz. Bugün gelmedi. Kim? Baban. Gelecekti ama vazgeçti. Senin rızan olduğu zaman seni görmeye gelecek. Biz... Onunla görüştüğünü biliyorum abla. Ama ne konuştuğunu bilmek istemiyorum. Eğer bir daha seni ararsa ona söyle. Şansını daha fazla zorlamasın. Benim babam yok. Benim babam öldü. Bunu anlasın artık. Hadi. Kerem. Abla lütfen. Hadi artık bunları evde konuşuruz. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum artık. Fatma Gül senin telefonu. Aa bakayım. Fatma Gül? Çok lazım oluyordu, aldım ben de. İyi yapmışsın. Abim. Alo. Fatma Gül ne oldu? Hallettiniz mi işleri? Kerim çıktı mı? Çıktı şimdi çıktı. Ha iyi hadi. Gözümüz aydın.
Geçmiş olsun de ona benim için. Geçmiş olsun de. Dur benim de kendin söyle. Alo abi. Alo Kerim. Ne mutlu bize. Ne mutlu. Gördük bu günleri de. Çok şükür. Çok şükür. Ben hep sana dua ettim. Vallahi dua ettim sana. Sağ ol abi. Ne zaman geliyorsunuz? Vallahi bilmiyorum ki. Çıktık. Akşam evde oluruz herhalde. İnşallah inşallah. Bekliyoruz biz. Sen nasılsın? İyiyim ben. Çok iyiyim. Mukaddes'le doktora gittik. Doktor kontrolleri yaptı. Her şey yolunda dedi. Dinlensin dedi. Dinlensin. Allah Allah. Sanki çok umurlarında bir de rapor veriyor. He. Bir dakika. Bir şey mi dedi Mukaddes? Tamam ya. Şey, o zaman görüşürüz akşam. Görüşürüz abi. Görüşürüz, görüşürüz. Yoldalarmış. Hiç bana selam sabah yok değil mi? Çocuk heyecandan seni mi düşünecek Mukaddes? Hangisi düşünüyor ki zaten? Bana bak, Kerim geldi diye beni o mezbeliğe atmazlar değil mi? Atmazlar, atmazlar. Senin bakıma ihtiyacın var, dinlenmeye ihtiyacın var. Öyle kardeşine ağzını burnunu büzerse söyle ona da. Rami koy ağırlığını biraz ya. Söz konusu bebeğimiz. Yer yok falan derse de gitsin Meryem ablası kalsın orada bakalım. Yok demez öyle şey Fatma Gül der mi? Bekle demez. Fatma Gül eski Fatma Gül değil artık. Kerim de geldiğinde o gelinliği de giyecek. Gerçekleşecek o vuslat gör bakalım. Ayağının altında birisi istiyor mu istemiyor mu? Acıktık değil mi? Yol üstünde bir yer var. Biz Ömer'le gidip gelirken hep uğrarız. Götüreyim mi oraya sizi? Olur. Arkada ya hiç sesiniz sedanız çıkmıyor. Uyudunuz mu? Yok. Gülüşlerinin tadını çıkarıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.